tasaddaku fe in ahadakum yuti el lokma fe yaku fi yedillahi azze ve cel qabla en taka fi yedis sa'il fe yurabbiha kema yurabbi ahadukum mührehu ev fasilehu fe yuvfiha iyyahu yevmel kıyama. Evet. Şimdi hayvanlar içerisinde en çabuk büyüyen nedir diye sorsam biliyor musunuz acaba? At yavrusudur. En çabuk o büyür. En çabuk o büyür. Hemen kısa zamanda ayağa kalkar, anasını emmeye başlar. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadaka verin. Yukarıda anlattığım şartlar dahilinde sadaka verin. Siziniz bir lokma bir şey verdiniz mi sadaka olarak, bu fakirin eline geçmeden Allah'ın eline geçer. Allah hoşlanır yani, Allah'ın eli yok da onu anlatıyor yani. Allah bundan hoşlanır. Sizin tayınızı büyüttüğünüzden daha çabuk o sadakayı, bir lokmayı büyütür. O bir lokma olur, bir ton olur. Yani az deyip de vermemezlik etmeyin. İmkanınız ölçüsünde fakire, fukaraya, açlara verin bir şeyler. Vermeye alışın. Karakteriniz bu olsun, huyunuz bu olsun. Bir lokma verseniz bile o Allah'ın elinde büyür. Atın tayı çabuk büyüdüğü gibi ondan daha çabuk büyür. Ve kıyamet gününde Allah onun kat kat sevabını sizin mizanınıza koyar. Yani ya bu da verilir mi demeyin ya. Şimdi güzel bir şey gördüm ben. Bugün bir yere giderken gördük. Duvara asmışlar bir şey asmışlar. Süveter, ben çöp değilim diye. Güzel bir şey. Yani eskiyi çöpe atma diyor. Güzel bir şey. Ya eskiyi de bulamayan var ya. Niye çöpe atıyorsun? Bir garibana ver ya, bir ihtiyacın görsün. Sen de böyle değersiz deme, ver ya. Bir şey ver. Kullandın. Tamam, çöpe atma ya. Hiç olmayanı bir ver ya. Biraz daha o kullanabilir. Bunu da alışın yani. Garibanları düşünün. Tabii en güzelini vermek en muhteşem bir şey de. Hani ben Nebi'ye nasıl verebilirim hocam ya? Deme ya. Eski kullandığın eskiyi bile daha işe yarayacaksa ver bir fakire, o kullansın biraz daha. Hiç yok çünkü. Evet, bir lokma bile olsa vermemek etmeyin. Onu Allah tayın büyüdüğü gibi büyütür, bir ton yapar. Sizin kıyamet gününde mizanınıza koyar, fazla fazla koyar. Yani buna alışın. Bu huy size olsun. Müslim Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüm.